Oğuzhan'ı sen de tanıyorsun Hilmi. Mahallemizin eline doğdu. İmece usulü yedirdik içirdik. Dedik ki mahalleye, ülkeye bir faydası olsun. Okuttuk hep beraber. Doğrudur. Doğrudur. Kes kes kes. Hilmi'nin ona ihtiyacı yok. Gel gör ki koca üniversitede sadece okumuş bu sığır oğlan. Ne kimseyle tanışmış, ne kimseye merhaba demiş, ne böyle bahçede kızlı erkekli şarkı söylemişler. Bildiğin fidan girip sığır çıkmış fakülteden. Doğrudur. Doğru. Ne dedim ben? Hı? Ne dedim? İşini bilir. Fakülte birincisi. Muhasebe bunun işi. Hesap makinesi var kafasında. Sor bir soru. 100 lira kazandım. 2 yıl vergi vermedim. Cezam kaç lira olur? Hileli soru. 2 yılda bir af çıkar zaten. Zehir mübarek zehir. Şimdi Hilmi, bak sen bu çocuğun elinden tutacaksın. Mahallenin zengini sensin. Doğrudur. Buna iş vereceksin. Abla, benim zaten muhasebecim var. Hem de 3-4 tane. Ayda 9-10 bin lira maaş veriyorum hepsine. Yapacaksın bunu Hilmi. Biz burada kocaman bir aileyiz. Bunu mahallemiz adına yapacaksın. Şimdi ben ablanım, bu da kardeşin. Sen bizi koruyacaksın. Abla. Can evimden vurdun şimdi beni. Ailemden birini emrimde çalıştıramam ben. Köpek çekiyorum hepsine. Aşağılıyorum, ezikliyorum. Ne izin, ne zam, sınırsız mesai, tazminatsız kovma hepsi bende. Bunu benden isteme. Sevdiğim insanlara bunu yapamam ben. Yapamam. Neyse de bizim mahallede bir tane de Hamiyet vardı. Bildin mi? Maymun Hamiyet. Okudu o. Karayollarından emekli oldu. Ne bakıyorsun sen? Allah benim belamı versin. Ya bir çarpacağım şimdi, yer çarpacak seni. Affedersiniz beyefendi. Biz Metin Tekin'in hayranlarıyız da asistanı olarak... Asistanı ben değilim. Şuradaki arkadaş. Affedersiniz beyefendi. Bizler Metin Tekin'in hayranlarıyız da asistanı olduğunuz için sizden mi randevu talep edeceğiz acaba? Ben Metin Bey'in asistan değilim ki. Az önce konuştuğunuz kişi Metin Bey'in asistanı. Evet. Direkt senin ayağına gönderdi beni. Koşarak arkasından yanına gitsem benimle duvar pası yapmış olacak değil mi? Çaka. Sarı Fırtına'nın asistanını kes sen ya. Sevdim ama bu da sarı lan. Koşun. Birader. Kardeşim asistanı olarak bize bir randevu ver ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. Hadi kurban oldum, bir görek hayranıyız. Gelin benimle. Aa, geliyor bizim Moby Dick. Bunun velayeti yüzünden anasıyla boşanamadık biz. Ben diyorum ben istemem, anası diyor ben istemem. Baba! Hocaları bunu sevin, yoksa gelip her gün bizi dövüyordurlar. Biraz sevgi göstereyim. Gel oğlum gel. Gel babana, gel! Baba! Tutturamadım baba. Neyi tutturamadın lan? Ha? Neyi tutturamadın oğlum? 1.70 kol aralığım var lan benim. Bu ne lan? Bunlar ne lan? Bu ne bu? Bu ne bu? Ha? Delgeç mi oğlum bu? Hadi içeri, amcalar gelecek yavrum. Hadi içeri geç hadi. Mutfak nerede? Mutfak nerede mi? Gir içeri, mutfağı bulursun. Hadi geç. Sezai. Bunun sesi. Bismillah. Sana mı benziyor lan? Ulan kesilen çalışmayan uzuv anlatırken bismillah derler Ali. Sen benim sesi anlatırken mi diyorsun? Benziyor işte. Nasıl lan? Oğlum benziyor işte ya. Kimi babasının gözünü alır, kimi burnunu, kimi kulağını, kimi huyunu alır. Benim mal olan da komple sesimi almış işte. Halbuki açık büfe, seçmeyeni al. Sezai abi sesini almış da diğer taraflarda biraz yardım etmişsin sanki. Her şeyi kendi imkanlarıyla yapmamış çocuk. Sezai bak dünya ahiret bacım olsun. Senin hanımın da kaşı gözü yerinde aslında biliyor musun? Ya kadıncağız hiçbir kromozomları aktaramamış. Ya da demek ki sen crossing over kısmında hanımı bayağı ezmişsin. Bildiğin fark atmışsın lan. Heh. Nihayet konu bilime geldi. Benim oğlana bilim ödevi vermişler. Project. Ne lan? Proje, proje. Normalde proje olarak tekerleğe getirse ben sınıfı geçiririm dedi hocası ama müfredat varmış. Bu olana proje yapacaksınız. Sezai abi biz buna neyin projesini yapacağız? Bu zaten proje olmuş lan. Mucit değil misiniz oğlum siz? He? Yapın bir şeyler işte. Yapın bir şeyler, sonra da gelin alın alternatörü. Oğlan size emanet. Hadi eyvallah, ben gidiyorum. Şişt, tamam oğlum. Hadi, hadi tamam hallettik biz hadi. Kitledi ya lan. Bakmasanıza şuna şöyle.
Benim güvenlik kameralarının kayıtlarına bakmam lazım. Bakamıyorum. Şifre koymuş Hilmi. Ya ben buna nasıl soracağım paraları sen mi alıyorsun diye. Kızım kime söylüyorum ya? Bir konuşsanız akıl fikir bir şey versenize bana. Ay bırak çalsın ya Feyza. Mahallenin kızları aramızda 3-5 toplayıp kapatırız açığı. Ama bu kaçıncı? E kovulsun mu şimdi taş gibi adam? En azından gündüzleri yerini yurdunu biliyoruz. Hem merak etmiyoruz hem de ben çıkanlar geliyor gözünü doyurup gidiyor. Hayrat mı işletiyoruz kızım, iş yeri burası. İşin işlemesi lazım. Aha sürüsünü de topladı Ayfer erkeğim. Yoksa bunlar beraber mi dalıyorlar lan kasaya? Bakıyorlar. Gelsene kız. Of. Bak bu parayı al. Kalanı da sonra tamamlarız. Olmaz artık, nereye kadar ya? Benim Hilmi ile konuşmam lazım. Gitti taş gibi çocuk. Yer yer göze çarpmaya devam ediyor. Özellikle köprü geçişlerinde Boğaziçi Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde aşırı yoğun. Gel lan gel. Birinci köprü kilit, ikinci köprünün de çoğu gitti, azı kaldı. Aha. İkincinin de ayakları çakıldı. Lan oğlum iyice işsizliğe bağladın lan. Dükkanda otururken trafik radyosu mu dinliyorsun sen? Vallahi kendimi iyi hissetmek için yapıyorum Sezai, ne yapayım? As. Mayap. Suyun dibine demir attık. Varlığımız limitte sıfır sayılıyor. Ama şükür ki İstanbul trafiğine düşmedik. Görüyor musun bak, hayat bir şekilde devam ediyor Sezai. Allah Allah. Bir de yok diyorlar. Oğlum manyamışım lan sen iyice. Bana bak. Kahvaltıyı kesmişsiniz, doğru mu? Kestik. Aile reisimizin verdiği bir karar. Babam dükkana kalabalık gelmeyin, çalışıyoruz dedi. Mahallemizin çimentosuydu o kahvaltılar Ali. Halledeceksin bu işi. Tahsin icat yapacak diye biz niye aç kalıyoruz lan? Sen niye aç kalıyorsun lan? Niye aç kalıyorum? Onu soruyorum oğlum. Evin barkın yok mu lan senin? Ali biz mahallemizi Susam Sokağı'nın bağlı olduğu Fahri Mahalle ilan edecekken sayenizde franchise ekipleri bize başvurur hale geldi. Bir mahallede neden 6 tane bilim adamı olsun Ali? Muhasır medeniyet seviyeleri ne zaman yükseldik biz? 20 kişiye bir tane bilim adamı düşüyor lan. Allah'ın aşkına kalk git şuradan Sezai. Anan geldi bugün. Ve? Anan geldi. Yeşil kapı görmüş yine. Kafam üçüledi gitti. Yok bela gelecekmiş. Uğursuzlukmuş. Oğlanın veli toplantısı var dedim, gönderdim ben de. Orhan veli toplantısı ne lan? Senin ne işin olur? Şiir dinletisiyle olur. Senin rakı şişesine olsan olsan kapak olursun lan. Oğlanın veli toplantısı diyorum. Oğlanın veli toplantısı. Lafı ne renkten dinliyorsun sen ya? Sezai. Peder Bey beni dükkandan yine kovdu biliyor musun? Acilen kendimi affettirmem lazım. Düşündüm diyorum ki senin bahçedeki araba var ya, onu ben alayım. Peder Bey'e götüreyim, vereyim. Pederlerle beraber takılsınlar. Motoru indirsinler, kaldırsınlar, taksınlar. Mutlu olsunlar yani. Nasıl? Bedava tabii. Bedava tabii. Mal neyim oğlum ben? Niye para vereyim lan ona? Seni ver bir duruyor oğlum o dükkanda. Atıl muğlak. Ben mahallenin besin zincirinin en üst halkasıydım Ali. Sen besin akışını keserek beni vurdun. Üstüne bir de beleş araba istiyorsun. Sik git lan buradan. Kalk lan. Kalk lan buradan. İki tane alayım lan. İki tane. Kalk lan buradan. Gidin. Yok bir şey. Ne oluyor lan? Sıkıntı varmış, tıkanmış. Sen ne yapıyorsun? Vallahi bilmiyorum ki. Ben dükkanda oturuyordum. Pencereden baktım çalışma var. Birden kendimi burada buldum. Gideyim diyorum, gidemiyorum ya. Çek kurtar beni bu cehennemden Sezai. İki tokat at kendime geleyim ya. Oh. Oh. Vallahi kendime geldim. Arkadaşım kolay gelsin. Bir sıkıntı mı var? Bak açık tutuyorsunuz. Koku oluyor, müşteri kaçıyor. Her taraf dükkan dolu ya. Tadilat zamanı geldi diye belediye yazı göndermiş. Biz de görevimizi yapıyoruz. Bu gene iyi. Vallahi dozer kepçe çalışırken gördüm mü aklım çıkıyor Turgut. 6 saat izlediğimi biliyorum ya. Bak 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 bak. Bak hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak lan. İzlendiğini anladı ya, şova vuruyor. Reytingler de tamamlandı. Durdur artık, durdurabilirsin. Vallahi mahallenin suları en az 2 hafta kesilir. Ne? Ne diyorsun kardeşim sen? 2 hafta mı? Çok kötü şeyler olacak. Uğursuzluk, kötülük eksik olmayacak. Ha, ne alakası var ya? Allah Allah, beni de havaya soktu. Tövbe tövbe. Bayanlar, gözlük. Bu ne lan? Hilmi abi gözlerini lazerle çizdirene kadar onun mekanlarında beleş takılan herkes gözlük takacakmış. Gözlük takmayan olursa imkanı yok mekanı vermem dedi. 1-2 kişi döndü, isterseniz dönün ya. Oğlum biz buraya Şerif abi için geldik, ver. Şöyle vereyim.
Baylar gözlük, gözlük. Bu ne be? Gözlükleri alalım. Wow! Parti 3 boyutlu mu? Ben gitarım. Gitar kutum yok. Gitar kutumu çalmışlar. Gitar kutumu gören oldu mu? Görmediniz mi? Yazık lan. Meczup herhalde. Ya o Şerif abi de iyice azıttı ha. Her sabah namazı sonrası üçer beşer ayakkabıları götürüyor. Ya ayakkabıları çalıyorsun anladık da garipin gitarından ne istiyorsun be çiçek çocuğu? Şey yapalım o zaman, ne yapalım abisi? Bizim hamamın terliklerinden biz bu garibana verelim, mağdur olmasın. Kardeş basana be. Sen onları hiç boş şey arama yani, ben sana değil. O ayakkabılar yolun kabasını almıştır. Sen bunu al, eve gidene kadar idare et. Eve mi? Ev, dört tarafı duvarlarla çevrili. Yuva diye tabir ettiğimiz yer. Bu selamı soldan verdiğinde, hatta rükuya kalkarken Meksika dalgası yapmaya çalıştı ya, ben o zaman anlamalıydım. Mal bu. Alık alık. Sen nerelisin sen? İstanbulluyum. Bugün geldim. İstanbullu mu? Bugün mü geldin? İyot kokuyorsundur sen ya. Gel bir koklayayım seni. Bu nasıl bir kokudur arkadaş? Burnumdan çektim, beynimde şimşekler çaktı ya lan. Lan kerata, sen namaza cünüp mü durdun lan? As, Mahyap abi sen nasıl konuşuyorsun ya? Adam misafir olarak gelmiş buraya. Ne cenabetliğini bıraktın ne mallığını. Ben mi yaptım? Sen yaptın, ben mi yaptım? Bunu şimdi mi konuşalım? Konuşalım. Abdestimi bozdurma, Mevlid'e gideceğiz. Ya kardeş sen bizim hamama bir gel de bir yıkan patlan be. Şey yapsaydım, biz şimdi bizim bir tane arkadaşımız Sezai var, onun kırkına gideceğiz. Onun çıkışına gelsen, biz senin eşyalarını orada bulup sana verirsen rahat ol. Burası dünyanın en güvenli yeridir. Selçuklu'nun payitahtı Divriği. Onun kadasını alırız. Eyvallah. Telefonun durumu ne, ver bakayım ya. Bir diş kalmış bunun şarjı. Sevabına ben bunu şarj edip getiriyorum ha. Mevlüt'ten sonra bir konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Sen şu takkiyi bir çıkar. Gel. Gel, gel, yürü! Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam, namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? Zor. Namaz önemli. Yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. Sözlünün eriydi, cesurdu, mertti. Kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülümsüyor. Gülümsüyordur. Susayım susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de, yok böyle cömertti de. Sezai lan bu Sezai. Duyan da Kanlıca'nın Sezai'si değil de koleranın Arap sadosu öldü sanır. Gariban dostuymuş. Yaraklı tarıkat. Ya ben onu bir kere dilenciye para verirken gördüm. Yalnız hocam o pide benim. Dilenciye parayı verdi. Şunu iki onluk ipi ver de akbilimi doldurayım dedi. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. Bak bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi, ne yalan söyleyeyim. Ne? İşte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp oğlum kartal analar neler doğuruyor sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi, sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta kesilecektik. Sabah uyandığında da seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. Sezai ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurtaya sürdük deriz dedi. Yani Sezai bildiğin kartala binmek istedi ya. Estağfurullah. Ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu mabadım elledi. Kırıverdim elini. Sapıktı. İğrençti. Haindi. Aynen. Ya Targıt. Şimdi de ayranımı alıyorsun ama. Haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar ekranına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cinnah diyordur.
6 aydır burada değildik. Bizi Erasmus'la Yozgat Bozok Üniversitesi'ne giden ilik gibi, süt gibi, kütür kütür Letonyalı bir kız gibi düşünün. Evet, belki memleketimizdeki gibi mini etek giyip savura savura gezemedik. Ciciklerimiz ortada fıldır fıldır dolaşamadık. Boyfriendlerimizle mahallenin ortasında öpüşemedik. Geceleri sarhoş olup ver. Yansık edemedik. Abisi ne yapıyorsun sen? Örneğe sen kendini fazla kaptırıyorsun. Yapma onu. Örnek oğlum bu faraza. Neyse, şöyle devam edelim. Sizin bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah sizin belansınız. Teşekkürler Cemil'i cümlemizi. Başka sorun olan var mı? Adaptasyon problemi yaşıyorum. Üç büyüklerden Anadolu'ya satılmış. Ondan sonra da geri gelmiş futbolcu gibiyim. Ay Burak Yılmaz'a dönüştüm resmen. Böyle kendimi yerlerden yerlere atasım var. Tamam ulan uzatma. Halledeceğiz problemlerinizi. Tek tek anlatın çözeceğiz. Misal giderken benim 2,5'luk kolamın kapağı açık kalmış ve bütün gazı kaçmış. Bunun hesabını kim verebilir ki ha? Sana 2,5'luk kola alacağım. Hayır mesele o değil zaten Ali abiciğim. Ben o kolayla yıkandım baştan ayağa. Burada asıl mesele beni mağdur etmiş olmanız. Çekil lan! Bu da problem mi? Divriği'de doğum yaptım. Doğum fotoğrafçısı diye getirdikleri adam çocuğun vesikalık fotoğraflarını çekmiş. Buyurun. Böyle doğum hatırası olabilir mi? Ehliyete mi başvuracak bu çocuk? Gülme kız. Hah. Büyük dağın dumanı da büyük olur derler. Derdimi anlatayım da dinleyin ha dostlar. Cep telefonumu burada unutmuşum. Döndüğümde bir de ne göreyim? Çalmışlar mı lan? 6 aydır bir Allah'ın kulu bile aramamış. Şarjı bile ilk günkü gibi duruyor. Hayır şarjı niye bitmedi ben onu anlamadım. Lan oğlum Bulgaristan'dan cevapsız çağrı bile gelmedi mi? Onların hepsine geri döndüydüm ben zaten abi. Malımı mülkümü yediler acıyorlar artık aramıyorlar. Evet kartalın da sapık. Özel hayatını duyduğumuza göre devam edelim. Aramızda gerçekten bir sorunu olan var mı? Var. Buyur kardeş. Benim karımı hamile bırakmışlar. Senin haberin olmadan. Ya üstelik bir de bunu özbacanağım yapmış. Yengem kaynımla kaçmış, kaynanayı da pavyona satmışlar. Kardeş sen ne anlatıyorsun? Sen kimsin ya? Bu kim lan? Burası beni affet 1554. bölüm değil mi? Arkadaşım sen yanlış yere gelmişsin ya. Komedi yapıyoruz biz. Şu tiplere bir baksana. Dram karakterlerine benziyor mu ya? Gece artık yıla. Ciğerimiz doldu lan ağlamaktan. Tamam, tamam. Gömmeyelim. Peki benim sorunum ne olacak rezervuar köpekleri? Hı? İstanbul kartımdaki bütün para yanmış. Ya Hilmi Allah aşkına nedir ya? Veririz kaç para? 2,5. 2,5 ne? 2,5. Milyon dolar. Oh no. O zaman biz bu ihaleden çekiliyoruz. İhalede kalan diğer arkadaşlara başarılar. Yürüyün lan kaçın. 2,5 ne ya? Ya Hilmi abi. Ne Hilmi abi? He? Ne Hilmi abi? Ya abi senin niye İstanbul kartın var? Daha da önemlisi içinde niye 2,5 milyon dolar var ya? Canım bazen boğazda yemek yemek istiyor. Marmara'yı kapatıp boğazın ortasında yemek yiyor. Büyük Hilmi fakirler gibi boğaz kenarında yemek yemez. Anlaşılan mahallemizin derdi büyük. Ama olsun. Bunun da sesinden geleceğiz. Biz öyle bir mahalleyiz ki... Leş kargalarından ibaret bir mahalle. Ne kadar neçaset hayvan varsa bu mahallede toplanmış. Kan emici vampir bunlar. Özellikle o Metin Lali yok mu? Varız. Bütün problemlerinizi çözmeye varız. Şeker gibi adamlarız biz ya. Yeter ki biz el ele verelim ve... Petrolümün canına koyalım. Kafalarındaki bu. Ama izin vermeyeceğim abi. Göndereceğim onları bu mahalleden. Bana yalvarıp diyecekler ki... Seni seviyorum. Beni? Seni seviyorum. Beni seviyor musun? Seni de seviyorum. Beni sevmiyor musun? Mahallemi seviyorum. Sarı köpek. Biz birlik olduktan sonra karşımızda kim durabilir ki? Fatih Terim. Ne demiş Fatih Terim? Saldırı en iyi saldırıdır. Kabus olup üzerlerine çökeceğim bunların abi. Aynı. Her gece rüyalarımdaki gibi. Hiç değişmemiş. Her gece rüyanda müzikali mi görüyordun? Sonuçta Orkçu Kartal efsanesinin başladığı yer burası Feyza. Benim için değerli. Orkçu ne be? He. Ork çalıyor mu? Orkçu işte. Oğlum gitar çalana gitarist deniyor. Orgis falan desen ona. Kanun çalana da kanuni deniyor. Ama orkta önermiyor mu? Ayıp çünkü. Birader dükkan burası. Gidin başka yerde iyi işin. Hayır yani. Ne diyorsun lan sen? Oğlum nadir değil mi lan bu Türkiye şampiyonu? Sus lan sus çok benziyor. Yapma
açıp kavga eden şu iki ay parçasını ayırın. Bir kadın için değil mi? Adet olsun güzelli. Başıma sadece dert açtı. Zeki, ne oluyor? Hakan taşıyor. Ay, ne de bensin. Deniz, bütün bunlar hep numara mıydı? Bana sürpriz mi hazırladın? Diyet yapayım diye Hakan taşıyan mı ısmarlıyor bana? Bayağı Hakan taşıyan lan bu. Bayağı. Güz gülleri gibi adam. Sakın üstüne çok gitmeyin ha. Hiç bahar yaşamamış. Siz kimsiniz? Hakan Bey, biz buranın çalışanlarıyız. Allah Allah. 6 ay önce devraldık dükkanı. Bir yanlışlık olmasın. Bizim çalışanlarımız var. E biz şimdi işsiz mi kaldık? Var ya mı Anadolu çocuğu? Sezai, var ya mı Anadolu çocuğu?